Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden öne çıkan konularla haftanın son stüdyo Washington yayını başlıyor. Trump yönetiminin yaşanan büyük depremin ardından Amerika'ya yerleşen Haitililere yönelik özel vize uygulamasını kaldırma kararının yansımalarını aktaracağız bugün. Ardından Orta Doğu'ya uzanacağız. Afganistan'da son durumu paylaşacağız. Ürdün'de zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren mültecilere yönelik girişimleri ekranlarınıza taşıyacağız. Sağlık ve teknoloji haberleriyle devam edeceğiz. Ama ilk durağımız başkent Washington. Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, FBI'ya yanlış beyanda bulunmakla suçlanıyor. Bu sabah hakim karşısına çıkan Michael Flynn'in federal yetkililerle işbirliği yaptığı kaydediliyor. Bu konudaki gelişmeleri Mehmet Toroğlu takip ediyor. Mehmet hiç vakit kaybetmeden ayrıntılar için sözü sana bırakalım. Evet, Amerika'daki Rusya soruşturmasında bugün bugün ya yani bugüne kadarki belki de en önemli gelişme oldu. Trump'ın eski e, ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e Flynn, e, e, Flynn FBI'ye yanlış beyanda bulunmakla resmen suçlandı. Bu sabah yerel saatte sabah e, 10:30 civarında e, mahkeme hakim önüne çıktı. E, Flynn ve FBI yanlış beyanda bulunma suçunu e, kabul etti. Michael Flynn'in federal yetkililerle işbirliği yaptığı kaydedildi ki zaten bunun işaretleri bir süredir e, görülüyordu. Özellikle geçen haftadan bu yana geçen hafta e, Flynn'in avukatları e, başkanın hukuk ekibine artık onlarla Rusya soruşturmasını konuşmayacaklarını bildirmişti. Bu yönde haberler çıkmıştı. E, bu da Flynn'in e, özel savcısı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturmada federal yetkililerle işbirliği yapma kararı aldığının en güçlü göstergesi olarak e, yorumlanmıştı. Amerikan televizyonları Flynn'in Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin darılarında bulunduğu uluslararası lobi faaliyetlerinin de tartışmalı konular arasında olduğuna dikkat çekiyorlar. Hatırlanacağı üzere Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve diğer üst düzey yetkililere Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler hakkında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle göreve gelmesinin üzerinden daha bir ay geçmeden Başkan Trump tarafından görevinden alınmıştı. İşte Flynn bugün Başkent Washington'da bölge mahkemesi hakimi Rudolf Contreras'ın önüne çıktı ve seçimlerden sonraki geçiş döneminde, yani Trump yemin ederek resmen göreve başlamadan önceki geçiş döneminde Rus büyükelçiliği temasları hakkında FBI'ye yalan söylediği suçunu kabul etti. Flynn Rusya soruşturmasında resmen suçlanan dördüncü kişi oldu ama suçunu kabul eden ilk kişi oldu. O açıdan önemli. Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort, iş ortağı Rick Gates ve kampanyanın eski dış politika danışmanlarından George Papadopoulos'ta daha önce Rusya soruşturmasında suçlanan isimlerdi. Ancak Flynn konusu şu açıdan oldukça önemli. Flynn suçlananlar arasında Trump göreve geldikten sonra Beyaz Saray'da aktif görev yapan tek kişi o açıdan ne söyleyeceği filinin önemli savcılara Rusya'ya görüşmelerin talimatını mesela Trump verdi diyecek mi bir takım haber kanallarının iddiasına göre bu oldukça tabii önemli olacak. Filinin Türkiye adına lobicilik faaliyetleri dahil aslında hakkındaki birçok iddiaya dair soruşturma var ama sadece tek suçtan FBI'ye yalan söyleme suçundan suçlanması Mueller'ın ekibiyle ceza indirimi için İşbirliği yaptığı şeklinde yorumlanıyor. Trump'ın Başkan Trump'ın filmle ilgili soruşturmaya özel bir önem verdiği de biliniyor. Eski FBI Başkanı James Comey Trump'la özel yaptığı bir görüşmede başkanın kendisinden bu soruşturmayı sonlandırmasını istediğini iddia etmişti. Trump'ın bu yönde baskılar yaptığı yönünde de haberler zaman zaman yer alıyor Amerikan medyasında. İki sayfalık mahkeme belgesinde Flynn'in... Kisilak'la Rus Büyükelçi'yle iki ayrı diyaloğu ve bu diyaloglara dair de iki ayrı yanlış beyanda bulunduğuna dair referans yapılıyor ve bu yanlış beyanın 24 Ocak'ta yapıldığı bilgisi de var. Yani şu anda Filin'in soruşturmada neler söyleyeceğine odaklanmış durumda herkes. Ama Washington'da tek gündem maddesi bu değil tabii Mehmet. Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı da konuşuluyor başkentte. Bu konudaki ayrıntılar için söz bir kez daha sende. Evet Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak e, tanımayı değerlendirdiği bu konuda gelecek hafta e, bir açıklama yapabileceği yönünde haberler e, yer aldı Amerikan medyasında. E, Associated Press haber ajansı isminin açıklanmasını istemeyen yönetim yetkililerine dayandırdığı haberinde bu konuda aylardır bir iç istişare yürütüldüğünü Amerikan yönetiminde ve özellikle son günlerde bu istişarelerin daha da yoğunlaştığını e, bildirdi. Böyle bir adımın e, Orta Doğu'daki gerilimlere bir yenisinin daha ekleyeceği şüphe götürmez. Böyle bir risk e, yüksek ama... Başkan Trump'ın bu adımı Amerikan Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözünü geciktirmenin bir yolu olarak da kullanabileceği yorumuna yer verdi Associated Press. Yetkililere göre Trump'ın planının ana hatları hafta başında Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanlarının bir toplantısında ortaya çıktı. Trump da bu toplantıya katıldı. Aslında 15-20 dakika katılması öngörülüyordu ama habere göre bir saatin üzerinde bir süre kaldı. Beyaz Saray'ın Kudüs konusunda Başkan Trump'ın 6 Aralık'a kadar bir konuşma yapması ya da bir yazılı açıklama yapması üzerinde çalıştığı da yine verilen bilgiler arasında bir diğer seçenek de Aralık ayı ortasında İsrail'e gitmesi planlanan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in orada Kudüs açıklamasını yapması bu seçeneğin üzerinde de duruluyor. Büyükelçiliğin taşınması konusu Amerika'nın eski başkanlarından Bill Clinton tarafından 1995 yılında imzalanan bir yasa Amerika'nın büyükelçiliğin, İsrail'deki büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını öngörüyor. Ancak başkanlar ulusal güvenlik gerekçe, gerekçe göstererek her 6 ayda bir bu yasanın uygulanmasını geciktirebiliyorlar, engelleyebiliyorlar ki Clinton'dan bu yana tüm ABD başkanları da Kudüs'ün statüsünün İsrail ve Filistinlerin karar vereceği bir konu olması gerektiğine işaret ederek bunu yaptılar. Yani yasayı uygula, uygulamaya koymadılar. Trump da aynısını yaptı Haziran ayında. İşte 6 ay Aralık ayında önümüzdeki hafta doluyor. Ne yapacağı merak ediliyor. Yetkililer Trump'ın yine aynı imzayı yani bu büyük hacmin taşınmasını engelleyecek prosedürün aynısını yürürlüğe koyacağını bekliyorlar ama Trump'ın başka bir karar alabileceğine de kapıları kapatmıyor kimse. Ama işte bunu yaparken de aynen İran nükleer anlaşmasında olduğu gibi onaylamama, nükleer anlaşmayı onaylamama kararında olduğu gibi hassas bir denge gözetebileceğini de işaret ediliyor Trump'ın. Nükleer anlaşmayı da hatırlanacağı üzere onaylamamıştı ama Amerika'yı anlaşmadan çekmemiş, topu kongreye atmış ve yeni yaptırım açıklamasında da bulunmamıştı. Burada da Büyükelçiliği taşımayıp Kudüs'ü başkent, ilan, başkent olarak tanıma şeklinde bir denge oluşturma çabası izleyebileceği ifade ediliyor. Aynen İran Anlaşması'nın nükleer anlaşmasını onaylamama kararında olduğu gibi yönetimin ağır topları yine Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına yine karşı Savunma Bakanı Mattis Dışişleri Bakanı Tillerson bu konuda uyarılarda bulundu. Hatta Yurdun Kralı Abdullah da bu hafta Washington'daydı. O da hem Başkan Elimiz Pence hem de Dışişleri Bakanı Tillerson'la görüşmelerinde bunun tehlikeli bir adım olacağı yönünde uyarıda bulundu. Yetkililer Trump ve yakın çevresinin bu endişeleri haklı bulduğunu ama Trump'ın da verdiği kampanya süresinde verdiği bir sözler olduğunu olduğuna dikkat çekiyorlar. İşte İsrail Filistin barış hedefini bozmadan ki Trump'ın danışmanı ve damanı Kushner tarafından öncülüğünde yürütülüyor bu çabalar. O, o girişimi bozmadan bir formül üzerinde düşünülüyor. Dışişleri Bakanlığı da bu arada Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki Amerikan büyükelçiliklerine Uyarı yayınladı. Büyükelçilik ve Kudüs'ün statüsü konusunda gelecek hafta bir duyuru olabileceği ve olası protestolara karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu. Ancak Amerika'nın önünde bu konuda bazı yasal kısıtlamalarda bulunuyor. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak, İsrail'in kent üzerindeki egemenliğini tanımayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ters düşebilir. Washington'un tabii ki konseyde veto etkisi var. Amerika'nın ihlal etmekle suçlayan herhangi bir girişimi veto edebilir, engelleyebilir ama bunun bu yönde bir oylama yapılması bile Amerika açısından kötü bir görünüm yaratabilir. Ayrıca Amerika ve en yakın müttefikler arasındaki ilişkilerde de sorunlar yaratabilir. Şimdi gelecek hafta böyle bir açıklama olacak mı? Ona kilitlenmiş durumda herkes. Bir yandan Filin cephesinde sıcak saatler yaşanıyor. Bir yandan da Orta Doğu'yu yeni bir krize sürükleyebilecek önemli bir adımın sinyalleri geliyor. Başkent Washington'dan tüm bu gelişmelerin ayrıntılarını Mehmet Toroğlu aktardı. Teşekkürler Mehmet. Trump yönetimi Haiti'de 200 binden fazla can alan büyük depremin üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından yaklaşık 60 bin Haitiliye Amerika'da ikamet etme ve çalışma hakkı tanıyan geçici koruma statüsü uygulamasının kaldırılmasına karar verdi. Haitili nüfusun en yoğun olduğu kentlerden New York'ta yaşayan Haitililer şimdi ne yapacaklarını düşünüyor. Amerika Şükran gününün ardından Noel ve sonrasında da yeni yıla hazırlanırken geçici koruma statüsü altında Amerika'da ikamet eden ve çalışan Haitili aileler Trump yönetiminin özel vize uygulamasını 2019 yılı Temmuz ayında kaldırma kararıyla karşı karşıya. Karar 2010'da depremde büyük hasar gören ada ülke Haiti'deki yaşam şartlarının artık ülkelerine geri dönmelerine engel kalmayacak şekilde düzeldiği şeklindeki değerlendirmeye dayanıyor. Uygulamanın süresinin uzatılmasını savunanlar New York'taki göçmenlik mahkemesi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. New York Haiti Amerikan Avukatlar Birliği Başkanı Rita Pierre, New York'taki Haitililerin kaygılarının arttığını söyledi. New York'ta yaşayan Haitililer memlekete dönüş hazırlıklarına başlasınlar mı bilmiyorlar. Şu anda kafaları çok karışık. Gelişmeleri nasıl karşılamaları gerektiğinden emin değiller. Elbette kutlama yapmıyorlar ama ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Haitili Amerikalılar Kalkınma Birliği'nden Jocelyn McCalla, geçici koruma statüsü uygulamasının süresinin 18 ay sonra da olacak olmasının kendilerine zaman kazandıracağı görüşünde. Aslında birçoğumuz Başkan Trump ve yönetiminin 6 ay önce varılan kararın ötesine geçeceğine inanmıyorduk. Bu süre aşılmış oldu. Şimdi herkes rahat bir nefes alacak. Önümüzdeki haftalarda yapılacak kutlamalarda Noel'in keyfini çıkaracak. Sonra mücadeleye geri dönecek. Rita Pierre'e göre geçici koruma statüsünden yararlananlar yanlış anlaşılma ve korku nedeniyle göz önünde olmak istemiyor. Ancak Haiti toplumu içinde Şükran Günü kutlamasından hemen önce alınan kararın Noel ve Yeni Yıl havasını bozmasına izin vermeyenler de var. Kararın bayram havasını söndürmesine izin vermiyorlar. Kutlamalar devam edecek. Haitililer burada yaşamaktan memnun. Hayatililerin haklarını savunanların da önümüzdeki aylarda kararın geri çevrilmesi için oturup dua etmek gibi bir planı yok. Lobi yapmaya, mücadele etmeye ve koruma statüsü altındaki Hayatililer için kongreye vatandaşlık yolu açma çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Ancak aynı zamanda Hayatililerle bir araya gelip kaygılarına yanıt vermeli ve memleketlerine dönecekler için planlar geliştirmeye başlamalıyız. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington. IŞİD Suriye'de toprak kazanmaya başladığında İran'da Afganistan gibi komşu ülkelerdeki Şiiler üzerindeki dini nüfuzunu kullanmaya başladı ve IŞİD'le savaşacak gönüllü savaşçılar topladı. Şimdi Suriye'deki savaş şiddetini azalttı. Ancak bu kez İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim arttı. Afgan yetkililer ülkelerinin bölgesel rakiplerin üçüncü taraflar üzerinden yürüttüğü üstü örtülü savaşın kurbanı olmasından kaygılanıyor. Onlardan kalan tek şey fotoğraflar. Kamar Bibi'nin iki erkek torunu Afgan ordusunda askerdi. Ancak IŞİD Suriye'de ilerlemeye ve Şiilerin kutsal mekanlarını yok etmeye başlayınca ailelerinin muhalefetine rağmen Sünni militan grupla savaşmak için Suriye'ye gittiler. Anne ve babaları hepimiz onlara gitmemeleri için yalvardık. Ancak onlar kutsal mekanlarımızı koruyacaklarını söylediler. Gizlice ayrıldılar. Önce İran'a Oradan da Suriye'ye gittiler ve bizi arayarak Suriye'de olduklarını söylediler. İki Şii Afgan geçen aylarda hayatlarını kaybetmeden önce Suriye'de iki yıl boyunca savaştı. Cenazeleri İran'ın Meşet kentinde toprağa verildi. Bibi, Bahisti Rıza mezarlığının Suriye'de ölenlerle dolu olduğunu söylüyor. İran hükümeti cenaze masraflarını ödedi ve babalarını Şiilerin kutsal mekanlarından Kerbela'ya gönderdi bibi ailenin daha fazla yardım alıp almadığını bilmiyor. Ancak aile hala İran'da yaşıyor. Bu İran'ın kültürel etkisinin insanların konuştuğu dilden giydikleri kıyafetlere kadar her yerde görüldüğü, Şiilerin çoğunlukta olduğu bu Afgan kentinde sıra dışı bir hikaye değil. Yerel yetkililere göre Suriye'deki savaş için savaşçı istihdamı da açıkça yapıldı. Bölgedeki Şii din adamları kürsülerini insanları Suriye'ye gidip savaşmaya ve kutsal mekanlarını savunmaya teşvik etmek için kullandı. New York Times'ın haberine göre İran binlerce Şii Afgan'ı Suriye'ye giderek savaşmaları için eğitti. Etki sahibi yerel politikacı ve eski askeri liderlerden İsmail Han da bunu doğruluyor. Birçok aile Suriye'de ölenlerin cesetleriyle evlerine döndü ve cenazelerini burada kaldırdı. Bunlar yerel medyada sık sık yer aldı. Bir İranlı lider Suriye Savaşı'nda ölenlerin aileleriyle görüşme bile yaptı. Bu bilinen bir gerçek. Suriye'deki savaş şimdi hızını azaltıyor. Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilim ise artıyor. Afgan yetkililer ülkelerinin bölgesel rakiplerin üçüncü taraflar aracılığıyla yürüttüğü savaşın kurbanı olmasından büyük kaygı duyuyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington. Senelerdir mülteci kampında yaşayan Suriye ve Afganistan vatandaşlarının çektiği en büyük sıkıntının başında elektriğin olmaması geliyordu. Yiyeceklerini saklayacakları buzdolaplarını, akşamları izleyecekleri bir televizyonu veya dinleyecekleri bir radyoyu çalıştıracak elektrik sıkıntısından muzdarip olan mültecilere adeta güneş doğdu. Ürdün'de gece gökyüzünü aydınlatan güneş enerjisi, elektrik kaynağı olmayan bir mülteci kampında yaşayan 20 bin mültecinin artık hayatını kolaylaştıracak. Azrak yurdundaki en büyük ikinci Suriyeli mülteci kampı 2 yıl önce açıldığından bu yana kamp sakinleri herhangi bir elektrik kaynağı olmadan yaşıyordu. Ikea Vakfı tarafından finanse edilen yeni güneş enerji tesisi bu durumu değiştirecek. It means the world to refugees that obviously are here in the camp kampta kalan ve elektrik erişimi olmayan mülteciler için bu bir arz demek. Güvenlik için, geceleri korunmak için, sıcak yaz günlerinde, klimanın serinletmesi için ya da kışın soğuk aylarında ısınmak demek. Ferhan Nazal elektrik kaynağına sahip olmanın özgürlük anlamına geldiğini söylüyor. Elektrikten önce istediğimiz gibi gidip gelemezdik. Güneş battıktan sonra evlerimize hapsolurduk. Artık elektriğimiz var. Komşularımıza gidebiliyoruz. Akşamın tadını çıkarabiliyoruz. Komşular da bize gelebiliyor. Çok daha eğlenceli, keyif alıyoruz ve daha mutluyuz. Ana sahmete göre en önemli faydası o olmasa da çocuklar televizyon izleyebiliyor. Öğrencilerden başlarsak, mesela benim çocuklarım artık aydınlıkta ders çalışabiliyor. İkincisi, karavanın içi çok sıcak oluyordu ama artık klima var. Hatta artık buzdolabımız bile var. Dolayısıyla da soğuk suyumuz var ve yiyeceklerimizi uzun süre saklayabiliyoruz. Bir de çamaşır makinesi. Daha önce ben su taşırdım, eşimle çamaşırları elinde yıkardı. Şimdi hayat onun için çok daha kolay. Tesisin yapımı güneş panellerini kurmak üzere eğitilen ve işe alınan 50 mülteciye de iş imkanı sağladı. Bu mülteciler tesisin bakımı ve işletmesini yürütecek ve mülteci kampı dışında da iş bulmalarını sağlayacak beceriye sahip olmayı büyük ayrıcalık sayıyor. Serhan Akif Ak Yıldız Amerika'nın Sesi Washington Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Amerikan basından öne çıkan konuları özetleyeceğiz. Pınar Sayar Kızılçalı haftanın son günü Amerikan manşetlerine taşınan konuları sizler için derledi. Sen dinliyoruz Pınar. Özlem Amerikan basın özetlerine Washington Post ile başlıyoruz. Washington Post bugün senatoda onaylanması planlanan Cumhuriyetçi Parti'nin hazırladığı vergi yasa tasarısının önüne dün akşam aniden yeni bir engel çıktığını yazıyor. Gazete Cumhuriyetçi Parti'nin yasayı geçirmek için şu anda açık ve net bir planının olmadığını kaydediyor. Habere göre en büyük sorun vergi kesintilerinin ulusal borcu artıracağı kaygısı duyan senatörlerin bu kaygılarının yeterli ölçüde giderilememiş olması. Tennessee senatörü Bob Corker ve Arizona senatörü Jeff Flake vergi kesintilerinin ulusal borcu daha da arttırmayacak şekilde tasarlanması konusunda ısrar ediyor bütçe uzmanları borç miktarının daha da artması durumunda Amerika'nın olası bir mali krize ya da ekonomik çalkantıya karşı koymasının giderek zorlaşacağı uyarısında bulunuyor. New York Times Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınacağına ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirileceğine ilişkin habere yer veriyor. Gazete Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin Başkan Trump'la arası giderek soğuyan Dışişleri Bakanı Tillerson'ı önümüzdeki birkaç hafta içinde görevden uzaklaştırmak için bir plan yaptığını yazıyor. Beyaz Saray Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalacak CIA Başkanlığı koltuğuna Arkansas Senatörü tam katını oturtmayı planlıyor görüş ayrılığı yaşayan Tillerson ve Trump arasındaki ilişkiler, Tillerson'ın Trump'a moron yakıştırması yapması ve Trump'ın Kuzey Kore ile müzakere yapmaya çalışan Tillerson'a zamanını boşa harcıyorsun demesiyle iyice gerilmişti. Uzmanlara göre Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığına getirilmesi, bakanlığın Kuzey Kore ve İran'la ilgili meselelerde daha şahince bir yaklaşıma yöneleceğinin sinyalini veriyor. New York Times bugünkü baş yazısını da Tillerson'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alınması olasılığına ayırmış. Tillerson'ın görevde bulunduğu sürece Amerikan dış siyasetine ve Dışişleri Bakanlığı'na büyük zarar verdiğini kaydeden gazete, başarılı Dışişleri Bakanlarının başkanlarıyla ilişkilerinin karşılıklı saygı tabanına oturduğunu ancak Trump-Tillerson ilişkisinin bu ilkeyi yıktığını yazıyor. Başyazı şöyle devam ediyor. Tillerson Dışişleri Bakanlığı'nı en üst düzey diplomat gibi değil, bir şirketin verimlilik takıntılı danışmanı gibi yönetti. Bakanlık bütçesinin %30 oranında kesilmesine destek vererek 2000 deneyimli diplomatın uzaklaştırılmasını onaylamış oldu. Diplomasi kurumunun altını oydu yerine getirilmesi düşünülen Mike Pompeo ise partizanlığıyla dikkat çekiyor. İran nükleer anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor. Rusya'nın seçimlere müdahalesini hafife alıyor. CIA başkanlığına getirilmesi planlanan tam da farklı değil. Örneğin CIA'in ileri sorgulama teknikleri adını verdiği işkenceye dayalı uygulamaları geri getirmek istiyor. Zaten askerlerle dolu Trump kabinesine Pompeo ve Katın gibi yine ordu kökenli iki ismin getirilmesi sivillerin saf dışı bırakılması anlamına gelir. New York Times bugün ayrıca Mısır'ın Amerika'yı saf dışı bırakarak Rus jetlerine kapılarını açacak üsler kurulmasına ve hava sahasını açmaya onay verdiğini bildiriyor. Habere göre Rusya ve Mısır arasındaki anlaşma sonuca vardığı takdirde Rusya 1973 yılından bu yana ilk kez Mısır'daki varlığını pekiştirmiş olacak. Uzmanlar Mısır'ın şimdi Rusya'ya yaklaşmasının Başkan Trump'ın Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik ağırlığını yok etmeye başladığının bir işareti olduğu görüşünde. Wall Street Journal ise Amerikan ekonomisinin ve piyasaların 2017 yılını güçlü bir şekilde kapatacağını yazıyor. Gazete tüketici harcamalarının, konut satışlarının ve iş yatırımlarının arttığını, borsa endekslerinin yüksek sınırları zorladığını bildiriyor. Habere göre yatırımcılar arasında ise olası vergi kesintilerinin ekonomik büyümeyi körükleyeceği şeklinde iyimser bir hava hakim. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilir. Farklı sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz. AIDS günü Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde HIV virüsü taşıyan 36 milyon 700 bin AIDS hastasına yardım etmeye çalışıyor. Amerika'nın sesi de Washington'da bir klinikte bu çabaları gözlemledi. Washington'da HIV virüsü taşıyan bir siyah olmak kolay değil. Benim hikayem burada Whitman Walker'da başlıyor. 13 Temmuz 1990'da HIV virüsü taşıdığım kesinleşti. Doktorum 50 yaşımı görebileceğimi ama 60'ımı göremeyeceğimi söyledi. Sevdiğim bir şok arkadaşımı kaybettim. Ben de cenazemi iki kez planladım. Mezarımı seçtim. İyiyi, kötüyü, çirkini, HIV'in çaresizliğini gördüm. Burada kendimi rahat hissedeceğimi biliyordum. Whitman Walker moved from a VD clinic in the basement of a church basement. Whitman Walker sevdikleri sırtını dönünce bir klinikten kilise bodrumuna taşındı. Bugün bizimle birlikte olmayan insanları onurlandırmamız, üstlendiğimiz sorumluluğun en önemli bölümü. Responsibility today of honoring all of those individuals who are no longer with us. I've started coming to Whitman Walker'a -Walker iki yıl önce gelmeye başladım çünkü kendimi daha iyi hissedeceğim bir yere gitmek istedim. Genç bir eşcinsel olarak 6 yıldır HIV virüsü taşıyorum. <laughs> Hey, how you doing? Amazing medical have been made. Hiv virüsü taşıyan hastaların tedavisinde büyük ilerleme sağlandı. 20-25 yıl önce daha az tıbbi olanaklarımız vardı. Hükümetin, enstitülerin yeni ilaçları desteklemesi sayesinde tedavide ilerleme sağlandı. Artık hastaların günde bir kez aldığı bir ilacımız var. Ve bu ilacın yan etkileri çok az. Sağlıklı ve mutlu olabiliyor ve herkes gibi normal günlük hayatlarını yaşıyorlar

çok iyi bir ilaç değildi ve birçok insan hasta oluyordu. Çünkü ilaca tahammül edemiyorlardı. Ben de onlardan biriydim. Bugün tedavi çok daha iyi. Gençler günde bir doz alabiliyor. Bu bir mucize. HIV'nin kökünü kurutmaya doğru gidiyoruz. HIV Artık bu hastalıkla yaşayabilirsiniz. Eğer bir araya gelebilirsek bunu yenebiliriz ve daha fazla kişi test edilebilirse bu salgını tamamen yok edebiliriz. Destroy this whole academic of it think 2017. Bence özellikle Dünya AIDS gününde herkesin HIV'nin hala bir sorun olduğunu ve önlem alınması gereken bir hastalık olduğunu bilmesi gerekiyor. Hala daha çok kaynağa ve desteğe ihtiyaç var. We can change the narrative and we can change the way we talk about it. Yıldızların nasıl oluştuğunu anlamaya çalışan gökbilimciler, uzayın derinliklerinden gelen ve milyarlarca yıl önce meydana gelen olayları aydınlatan ışığı inceliyor. Ancak kozmik toz, atmosfer buharı ve ışık kirliliği görüntüyü karartabiliyor. NASA uzmanları bu sorunu çözmek için Kızılötesi Bir Teleskoptan yardım alıyor. Stratosferik kızılötesi astronomi gözlemleme ya da kısaca SOFIA 2,5 metre genişliğindeki kızılötesi bir teleskobu taşıyacak şekilde dönüştürülen bir Boeing 737 jumboceti. Bu dünyanın en büyük uçan teleskobu. Sophia geceleri Pasifik Okyanusu'nun 12 bin metre üzerinde sahil ışıklarından ve bulutlardan uzakta uçuyor. Bilim adamları teleskobun yönünü galaksinin merkezinde dev bir kara deliği çevrileyen genç yıldızlara çevirmiş. Bu görüntü kozmik toz yüzünden bulanıklaşmış ancak ısıya hassas kızılötesi teleskoplar toz bulutunu aşıp büyüleyici görüntülere ulaşabiliyor. Took... Bu ışığın doğduğu yerden bizim ölçtüğümüz yere ulaşması 12,5 milyar yıl sürmüş. 2,5 metrelik bir teleskop taşıyan bir uçakla uçarken 12,5 milyar yıldır seyahat eden bir ışığa baktığımızı düşünmek inanılmazdı. Teleskop, parlak aynaların ve kameraların yanı sıra iki temel sistemle donatılmış. Bunlardan biri dengeyi sağlarken diğeri soğutma yapıyor. Basically... Gökyüzünde süzülen bu teleskop 10 metrik ton ağırlığında hareket etmesini sağlayan motorları ve doğru nişan almasını sağlayan jiroskopları var. Teleskopta standart bir arayüz kullanılıyor. Böylece teleskoba tıpkı bir kameranın merceklerini değiştirir gibi farklı aletler bağlanabiliyor. Evrende oluşan yıldızları veya kozmik tozun özellikleri gibi şeyleri görebiliyoruz. Burada bol miktarda toz inceliyoruz. Oluşum halindeki yıldızları, gaz halindeki çevreleri, yıldız ve gezegen oluşturan çevreleri izleyebiliyoruz. Sofia Amerika ve Almanya'daki bütün gökbilimcilerin kullanımına açık. Diğer ülkelerden gökbilimciler de Sofia uzmanlarıyla işbirliği yapabiliyor. The... Bilimsel araştırma sonuçları ilk önce misafir gözlemciye ulaşıyor. Bu kişinin verileri incelemek ve yayınlamak için bir yıl zamanı var. Bir yıl sonunda veriler kamu oyuyla paylaşılıyor. SOFIA, NASA ve Almanya Uzay Dairesi'nin ortak projesi. Teleskopun yapımı sürerken Amerikalı firmalar Boeing 737 Jumbo Jet'in gerekli değişiklikleri yapmış ve uçağı özel destek sistemleriyle donatmış. Amerika ayağını Uzay Araştırma Birliği Üniversitelerinin yürüttüğü projenin en az 10 yıl daha sürmesi bekleniyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerikanın Sesi, Washington. Haftanın son yayını da böylece tamamlıyoruz. İnternet adresimiz amerikaninsesi.com. Haftaya yine Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.